Şimdi bu Walton.net 3D Earthquake yazılımı hakkında vermiş olduğum bilgilere devamlı arkadaşlar. Ek bir takım bilgilerde daha bulunacağım ben. Şimdi blok takipçileri değerlendirecektir. Ben bu işte deprem araştırmaları çalışmalarında yani küresel anlamda bir takım çekincelerden dolayı yani tek bir veri tabanı altında verilerin toplanamaması yani makro ölçekten mikro ölçeğe kadar özetlenebileceğimiz bir ölçekte bir platformda verilerin toplanamaması gibi bir konudan bahsetmiştim. Takipçilerim değerlendirecektir. Şimdi bu noktada bir platformun oluşturulması noktasında bu Walton.net'in 3D kapabilitelerinin bu noktada ben çok son derece avantajlı bir noktada yani yazılım çevreleri açısından oldukça yol gösterici bir noktada yer aldığını belirtmem gerekir. Burada işte USGS'in veri tabanı temelinde bu yazılımın ele alındığını belirtmem gerekecek. Ve burada da işte küçük ölçekli depremler bazlı ele alındığında da Birleşik Devletler temelinde olayların ele alındığını gözlemlemekteyiz. Yani değerlendireceğiniz üzere USGS'in veri tabanı bu şekilde bir yapı sunmakta. Yani veri tabanının işte dünya ölçeğinde ele alındığında veri tabanının işte böyle bir yazılım programı çerçevesinde tek bir noktada ele alınabileceği bir yapıyı eğer yazılımcılar yani programlayabilirlerse yani burada özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Yani büyük manyetütteki olayların dışında burada önemli olan diğer konu küçük ölçekli mikro depremler ve yani işte bazı tip volkanik türden ifade edebileceğimiz sarsıntıların da eğer bir tek platform üzerinde gösterebilmesi durumunda sistemin son derece cazip bir noktaya geleceğini benim özetlemem gerekir. Yani tecrübelerim doğrultusunda yani bu tip konuları açıklamanın bazı çevreler açısından önemli olacağını ben düşünmekteyim.